Merhabalar kıymetli dostlar. 4 kişilik bir müsabakayla yine birlikteyiz. Taktik dansları serimiz devam ediyor. Şu mouse'da gösterdiğim ordu benim ordum. Buradaki Prusya ordusu Furkan'ın ordusu. Müttefimin. Karşıdaki de rakibin Prusya ordusu. 3 kişi Prusya'yı seçti yani. Şimdi düşman nişancıları ateşe başladı. Bakalım Furkan nasıl yanıt verecek. Furkan da bu şekilde dizdi askerlerini mouse'da gösterdiğim yerde. Furkan'ın nişancılarını kullanmıyor. Ön tarafa piyadelerini dizdi. Düşman bir tane tampon koymuş buraya. Tampon zayıf askerlerden bırakmış. Benim tarafıma baktığımız zaman da ben de şu an nişancılarımı şuraya doğru geriyorum. Nişancılarımı buraya doğru gereceğim. Arkada hat piyadelerim var. Onlar da hazırlıklı bekliyorlar Fransız süvari saldırısına karşı. Diğer nişancılarımla Furkan'a desteğe gidiyorum. Ancak şu mouse'da gösterdiğim yerde düşman süvarisi saldırıya hazırlanıyor gibi gözüküyor ve Fransız süvariler hücuma kalktı, benim nişancılarımı kovalıyor. Hemen nişancılarımı geriye çekmem lazım. İki tane piyadem koşturuyor olay yerine doğru. Gördüğünüz gibi nişancılarımı hemen geriye çekmeliyim. Nişancılarımız zor durumda. Fransız süvarileri yoğun bir şekilde hücuma kalktı. Ama koordinasyonunu kaybetti yani. Koordinasyonlar kayboldu rakiplerimizde. Sadece süvarilerle koordine olmadan dengesiz hücumlar yapıyorlar. Ve bu da düşman süvarilerinin ordularımızın arasında, Furkan'la ikimizin ordularının arasında düşman süvarilerinin telef olmasına sebebiyet veriyor bu koordinesiz düşman hücumları. İşte Furkan bu şekilde dizmiş askerlerini, düşman ateş ediyor fakat o bayağı sersemletti Furkan burada. Düşman nişancılarına bakın. Burada pozisyonlarını kaybettiler, dengesiz bir şekilde duruyorlar. Benim cepheye baktığımızda ise nişancılarımı dizmişim, bekliyorum. Bir düşman süvarisi üzerine hücuma kalktı. Nişancımı geriye çekiyorum ve arkadaki piyademi biraz öne alıyorum. Ve düşman süvarisinden kurtulmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada bir kargaşa oluştu. Fransız süvarisi telef olmak nedir bilmiyor. Kalabalık bir ordunun arasında olmasına rağmen hala telef olmadı. Oo, Fransızlar beni kanattan sarmaya çalışıyor. Nişancım zor durumda. Fransız nişancıları üzerime yoğun atışa başladı. Buradaki nişancımız biraz yalnız kaldı. Geriye çekmemiz lazım. Çok yoğun ateşi var üzerinde nişancımızın. Düzenimizi almamız lazım. Fransızlar bizi geriye püskürtüyor. Şu an daha da üzerimize doğru geliyorlar. Toplarını kurmamışlar. Onu birazdan kuracaklar herhalde. Miske topu atmayı planlıyor düşmanımız. Şöyle düşmanın cephesinden bakalım savaşa. Bakalım düşmanın cephesinden nasıl gözüküyor durum. Bizim nişancılar şu an yalnız kaldı. Diğer nişancılarımız çünkü müttefiğimize yardım ediyor. Ama tabii ki şu mouse'la gösterdiğim yerde nişancılarımı kendi bölgeme doğru çekmek zorundayım. Oo, Furkan bayağı bir düşmanı kıstırmış. Bayağı bir geriye püskürtmüş, sıkıştırmış düşmanı Furkan.
Çok güzel. Burası da bizim cephemiz. General Kerem. Of of of. Nişancılarıma bakar mısınız şurada? Ne kadar yoğun bir şekilde ateş ediyoruz düşmana. Fransızların kanat bölgesi çökmek üzere. Şu mouse'la gösterdiğim yerde dayanamıyorlar. Prusya nişancılarına doğru. Ve General Kerem piyadelerini yer değiştiriyor. Ön taraftaki piyadeleri geriye alıyor. Arkadaki piyadeleri ön tarafa alıyor. Bir yer değiştirme söz konusu. Fransızlar da telaş içinde toplarını kurmaya çalışıyorlar. Prusya baskısı daha da artıyor. Evet, şimdi piyadelerimizi ön tarafa yerleştiriyoruz. Az önce menzilimiz yetmemişti ama şu an yetiyor. Düşmanımız güzel bir direnç gösteriyor. Piyadelerimiz biraz hasar gördü. Geriye çekmek zorundayız. Şu mouse'la gösterdiğim yerde. Buradaki nişancılarımız da yoğun atışlarıyla düşmanı tüketiyor adeta. Şu mouse'la gösterdiğim yerde. Şu sahneye bakın. Şu sahneye bakın. Fransız süvarisi saldırsam mı diye tereddüt ediyor. Buradaki Prusya nişancılarına saldırmakta tereddüt ediyor. Bakın geriye döndü, gördünüz mü? İlk başta nişancılarımı kovalayacaktı. Arkası boştu çünkü nişancılarımın. Ancak buradaki süvarilerimin desteğe geldiğini görünce Fransız süvarisi geriye dönmek zorunda kaldı. Şimdi şu mouse'la gösterdiğim yerde askerlerimi yoğunlaştırıyorum. Süvarilerimi çektim bu tarafa doğru ve topçuların üzerine merkezden organize bir koordinasyonlu hücuma kalkmayı planlıyorum. Fransızlar bunu fark etti. Onlar da merkeze asker yığmaya başladı. Bu arada kanattan çok güzel ateş ediyoruz. Ve Fransız süvarisi tekrar hücuma kalkmayı planlıyor ve tekrar tereddüt ediyor, tekrar geriye dönüyor. Ama General Bertrand, General Kerem'in ordusu koordinasyonlu bir şekilde hücuma kalkıyor. Koordinasyon, Prusya süvarileri hücuma kalkıyor. Ve bakın piyadeler de ön tarafa desteğe geliyor. Düşman süvarilerimizle boğuşurken piyadelerimizin de desteğiyle Fransızlar köşeye sıkışmış kedi gibi ciyaklıyor. Ama şu kanat bölgesinde güçlü gözüküyorlar. Ama diğer kanatları ve merkezleri bayağı hasar aldı Fransızların. Barutlarımızla, kurşunlarımızla düşmanı dövüyoruz adeta. Prusya tüfek isabeti çok çok yüksek. Fransızlar yediği dayaktan sonra pozisyon almaya çalışıyor. Topçular toplarını tekrar almaya çalışıyor ama işleri çok zor. Ve düşman süvarileri öne çıkmış Prusya piyadelerine ani bir saldırı yapıyor. Ve Prusya piyadeleri bir anda bu ani saldırı karşısında telef oluyor. İkisi birden pes ediyor. Furkan'ın cephesine baktığımızda Furkan düşman generalini öldürmek üzere süvarisiyle saldırıyor. Köşeye sıkıştırmış Furkan. Çok güzel, çok güzel. Şimdi bizim cepheye tekrar döndüğümüzde nişancılarımı ön tarafa yerleştiriyorum.
yoğunluğumu daha da arttıracağım. Nişancılarımız dağınık düzende pozisyon aldığı için top atışlarda fazla işe yaramıyor. Ve şimdi kanat bölgesinde Fransız piyadeleri ön tarafa çıkıyor. Düşmanımız ön tarafa hamle yapılmasını emretti. Ancak Prusya nişancıları bayağı yoğun bir atış yaptı. Arkadaki piyadelerim hazır bir şekilde bekliyor. Düşman süvari saldırısına karşı hazırlar. Şu mouse'la gösterdiğim yerde süvari saldırısı söz konusu. Arkada piyadelerimi hemen yerleştiriyorum ve nişancılarım süvarilerden kaçıyorlar. Süvarilere karşı çünkü nişancılar dayanıksız. Arkada bekleyen piyadelerimiz işi halledecektir. Ve düşman süvarisi telef oluyor. Bizim de kanadımız telef oluyor. Kanat bölgemiz çöktü. Sağ kanat ve merkez bölgesinde kuvvetli olsak da sol kanatta çöktük. Düşmanımız da güzel direnç gösteriyor. O Prusya'nın şarjlarına karşı o piyadelerin bir şey yapabilmesi çok zor. O nişancıları ancak koordine bir şekilde süvarilerle bitirebilirsiniz. Şimdi piyadelerimi ön tarafa alıyorum. Buradaki nişancımı biraz daha geriye çekiyorum toparlama adına. Ve bir tane süvarimi de kanat bölgesine tam buraya doğru hücuma kaldırıyorum. Bunun sebebi kanat bölgesinden çok üzerime yoğun bir şekilde ateş etmesinler, onları oyalamak için. Şöyle düşmanın cephesinden bakalım tekrar. Bayağı sıkışmışlar gördüğünüz gibi. Rakibimizin generali ordusuna moral verip hücuma kalkıyor. General Kerem de ordusuna moral verdi. Düşman generali de ordusuna moral verdi. Ve düşman generali kalabalık ordumuzun içine dalıp adeta telef oluyor. Benim generalim de hücuma kalktı. Ancak kaçacak şimdi o bölgeden. Baya tükendi Fransızlar ve düşman general de öldü. Bizim generalimize bir şey olmadı. Bizim generalimiz şu an kaçıyor. Bir şey olmadı bizim generale. Ve düşmanımız bu şekilde tükeniyor. Çaresiz bir şekilde kaldılar. Ancak yine de onlar da güzel dayandı, güzel direnç gösterdi. Artık buraları hızlandırabiliriz. Buraları hızlandırabiliriz. Artık savaşın bittiği belli. Furkan'ın generali de tam şurada. O da şimdi ordulara moral veriyor. O da biraz şov yapıyor kendince Furkan. Ve bitiyor mu? Bitiyor mu? Evet, bitiyor kıymetli dostlar. Gördüğünüz gibi savaşın skoru bu şekilde. Müttefiğim Furkan 1449 tane adam vurmuş. Ben de 1896 tane vurmuşum. Rakibimiz Garde 1770 tane adam vurmuş.
Diğer rakibimiz de 1386 kişi vurmuş. Bu taktik dansları serimiz devam edecektir. Yeni videolar yine gelecektir. Bu videonun da sonuna geldik. Hoşça kalın, güle güle.